Yepyeni eserlerle birlikteyiz. İlk olarak dünya edebiyatından Lady Susan adlı romana yer veriyoruz. Jane Austen'a ait olan eser Alfa Yayınları etiketini taşıyor. Rakipleri tarafından İngiltere'nin en yetenekli koketi olarak nitelenen Lady Susan, entrikaların başrolünde. Jane Austen'ın 1794'te yazdığı ve 1871'de yayımlanan bu kısa romanı tamamen mektuplardan oluşuyor ve Austen'ın ince zekasını ve mizah anlayışını çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Sırada Osmanlı klasik çağında Hilafet ve Saltanat adlı çalışma var. Profesör Doktor Feridun Emecen'e ait olan çalışmayı Kapı Yayınları okura ulaştırıyor. Hilafet Osmanlı siyasi yaşamında nasıl bir rol oynuyordu? Saltanatın hilafetle birlikte anılmaya başlanması ne türden kazanımlar sağladı? Feridun Emecen konuyla ilgili akla takılan pek çok soruyu cevaplıyor. Geleceğe bir perspektif çiziyor. Şimdi ise yerli edebiyatımızdan bir romana yer veriyoruz. Nalan Güven'in kaleme aldığı Gönül Kapısında Bir Elif, Timaş Yayınları aracılığıyla raflara çıkıyor. Nalan Güven, hayatında her şey yerli yerinde görünen bir genç kadının içindeki boşluğu dolduracak kaynağı keşfetme hikayesini anlatıyor. Rüya içinde rüyalarda seyahat ediyor ve seyrettiği alemde kelamların en güzelini duyuyor, gönül sözü kelamı aşka varıyor. Kısa Dünya Tarihi adlı eserle devam ediyoruz seçkimize. Mary Wisner Hanks imzalı eser, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları etiketini taşıyor. Kısa Dünya Tarihi, insanlığın paleolitik çağdan günümüze dek uzanan serüvenini sosyal ve kültürel meselelere ağırlık vererek anlatıyor. Mary Wisner Hanks'in çok sayıda resim ve haritalarla da zenginleştirilmiş bu eseri, dünya tarihi alanında yeni bir soluk. Sırada şiir tahlillerinden oluşan Acar Süvari Tutuk Arbalet var. Ali Emre'ye ait olan eseri Ketebe Yayın Evi okura ulaştırıyor. Acar Süvari Tutuk Arbalet, şiirdeki hikayenin izinin sürüldüğü yazılardan oluşuyor. Bu incelemelerde Mehmet Akif, Nazım Hikmet, Sezai Karakoç ve İbrahim Tenekeci gibi isimlerden hareketle şiirimizin son yüzyılına dair genel bir fotoğrafa ulaşılıyor. Şimdi ise zamanın kıymetini anlatan Herkes İçin Zaman Yönetimi adlı esere yer veriyoruz. Polly Bird tarafından kaleme alınan eser, Optimist Yayınları aracılığıyla raflara çıkıyor. Sahip olduğumuz en değerli varlığımız zamanımız. Bu kitap, stresten arınmış tatminkar bir hayat sürmenin zamanla sıkı sıkıya ilişkili olduğunu bilenler için kaleme alınmış. Fakat hazır olun, basit ve pratik önerilerin gücü şaşırtıyor ve insanı harekete geçiriyor. Son olarak, Dede Korkut Destanı'nın Türkmenistan Boyları adlı çalışmaya yer ayırıyoruz. Profesör Doktor Necati Demir'e ait olan çalışma Ütüken Neşriyat etiketini taşıyor. Bu çalışma daha önceki yıllarda Türkmenistan'da derlenmiş Dede Korkut Destanı'nın 14 boyunu içeriyor. Necati Demir, Dede Korkut Destanı'nın Türkmen Türkçesiyle kaleme alınmış metinlerini çeşitli kaynaklardan derleyip toparlamış ve Türkiye Türkçesine aktarmış.